Sabri Reis sayfası yazmış. 100 yıllık takımın 100 milyon euro harcayıp da yerini dolduramadığı adam demiş Sabri Sarıoğlu'na. Ya bir nevi haklılar. Hani baktığın zaman oynadığım dönem içerisinde birçok mevkime hep transferler yapıldı. Evet. Abi çok mütevazisin bu arada. Ya ben yok yok şaka yapıyorum. Ben doğru, vallahi yapı doğru. Olarak hep öyleyim doğru. Zaten. Sen beni daha yakından tanır. Doğru. Bak senden sonra gelmedi ama gerçekten ya. O kanada. Yani şimdi... Bir Mariano belki bak. Tabii Mariano. Belki Mariano. Hakkını yemeyelim. Kesinlikle Mariano. Bu işin derinine inersek çok eskilere gitmek zorunda kalırız. Yani insanlar... Ben mesela çok polemiğe girmeyi sevmem. Birçok spor yazarı da bana art niyetli çok yazılar yazmışlardır. Evet, selam, çok telkin ettim. Çok, vallahi çok rahat yani, ol dedim. Hep üzerime algı yaratıldı. Ben tabii. Hani o yapılan capsler olsun şey olsun. Ben polemiğe girmeyi sevmediğim için, cevap vermediğim için insanlar da devam ettiler. Ben umursamadım çünkü ben iyi olduğumu biliyorum. Ben kendimin başarılı olduğumu bildiğim zaman diğerlerinin ne düşündüğü önemli değil. Çünkü ben... Profesyonel takımda, A takımda 15-16 sezon geçirmişim ve %90 ortalamayla hep ben oynamışım. Hani bu dönem içerisinde gelen birçok teknik direktör, yerlisi, yabancısı, bunların içinde Fatih Terim gibi Türk futbolunun en başarılı teknik direktörü dahil formayı bana vermiş. Yani kimse benim kara kaşıma, kara gözüme sevdiği için vermedi. Ya bu arada bir şey söyleyebilir miyim? İzleyicileri buradan söylemek istiyorum. Sabri Reis'in gözleri çok güzel ya. Vallahi bak ben böyle bilmiyordum abi seni mavi gözlü. Ben bu tepkiyi çok alıyorum dışarıda. Vallahi. Ama sen mavi gözlü müydün? Vallahi gözlerimi alamıyorum çok belli olmuyor. Ya. Çok acayip. Çok yani dediğim gibi hani. Bizim Beckham'ımız. Hani bu hani art niyetli olguyu yaratanlara madem konu açıldı cevabım yani 15-16 belki 20'dir çalıştığım teknikör sayısı. Hani onların hiçbir bilgisi yok da siz biliyorsunuz benim kötü olduğumu iddia ediyorsunuz veya benim oynamamı istiyorsunuz. Peki senin ayrılık sürecin nasıldı Melike? Kusura bakma. Evet, bu konuda biraz bugüne ışık tutacak bazı ipuçları içeriyor olabilir değil mi? Bugünkü yaşananlara ya da yaşanacaklara. O yüzden sormak lazım ayrılık sürecini Sabri Sarıoğlu'na. Ben mesela o zaman hep Sabri'yi çok mutsuz görüyordum. Sabri'yi böyle çok içine kapanık görüyordum. Sabri böyle bıkmıştı. Aslında hayattan da bıkmıştın o zamanlardan yani. Çünkü bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyordun. Bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük haksızlıkları yaşadım. Hani açar mısın? Ben bunu çok dile getirmedim. Niye dile getirmedim? Çünkü Galatasaray sevgisi her zaman bunu engelledi. Yani ben her zaman şunu benimsedim. Ben Galatasaray beni ben yapan Galatasaray kulübü. O yüzden Galatasaray kulübünün zarar görmemesi için hep sustum. Hani gene de susarım. Yani bazen birkaç röportajını dile getiriyorum ama anlattıklarım bunun 1/3, 1/4 bile değil. Yani çünkü bugün konuş hani, abi be. Bir su iç. Dur ben de arkama yaslanayım bekliyorum şimdi. Bence bugün konuşması lazım. Bence de abi. Ya şimdi baktığınız zaman bir Prandelli dönemi yaşadım. Tabii. Hani Mancini ile beraber iyi kötü bir sezon geçirdik. Ligi de ikinci bitirdik. Yeni sezon toplantısı yapıldı. Yani toplanma oldu. Yeni bir hoca seçildi. İlk antrenmana çıktık. Yani takım kaptanıyım. İlk antrenmanı ertesi günde sağlık kontrolleri oluyor bizde genelde. Ben de sabahki antrenmana gitmiyorum. Sağlık kontrolüne giden gruptayım. Gittim sağlık kontrolüne. Akşam antrenman yoktu. Eve geldim. Akşam da arkadaşlarla yemeğe çıkacağız. Hatta Hamit'le beraber çıkacağız. Yani Hamit Altı da buradan da kendisine çok selam olsun. Çok düzgün, çok düzgün bir insan. Federasyonda da iyi işler yapıyor. İnşallah daha da iyi işler yapacaktır. Onlarla bir organizasyon yaptık. Dışarıda eşlerimizle beraber yemek yiyeceğiz. Bana bir telefon geldi. Hani dediler ki yarın sabah 9'da Cenk Ergün önderliğinde toplantı olacak diye. Yani ben de hani sezonun başında neyin toplantısı diye bir merak ettim. Birkaç kişi aradım ne toplantısı falan. Cenk Ergün o zaman sportif direktör. Sportif direktör. Ulaştığım kişi, şimdi isim vermeyeyim yanlış anlaşılmasın. Dedi benim haberim yok dedi toplantı ama ben bir öğreneyim sana döneyim dedi. Yarım saat sonra döndü. Ya dedi kaptan dedi yani yarınki toplantı yapılacak oyuncu grubuyla senin ne alakan var dedi. Onu söyleyen ismi de ben sana söyleyeyim. Abdurrahim Albarek. Yok. Değil mi? Değil. Değil. Sorduğu isim başka biri. Başka biri. Neyse ne oldu dedim. Dedi ki yani kadroda düşünmeyen oyuncuları toplantıya çağırdılar. Ben de direkt Cenk Ergün'ü aradım. Dedim böyle böyle mi? Doğru mu? Doğru. O zaman benim toplantıya gelmeme gerek yok dedim yani madem böyle bir toplantı yapıyorsun. Neyse ertesi gün hani
elimden gelince soruyorum yani kadroyu düşünmüyor ama sebep ne? Şimdi hiçbir şekilde bir sebep sunmadılar bana. Mancini döneminde de iyi bir performans gösterdiğimi de biliyorum. Mancini de aramız iyidir. Buradan kendisine çok selam olsun. Para sorunu da yapmıyorsun, transfer sorunu da yok. Yok öyle tabii. Bir şey yok. Pat diye böyle sözleşme bir karar alındı. Sıkıntın yok. Evet, evet. Sözleşmem de devam ediyor. Bana yani o zaman yönetim kurulunda Emir Sarıgül vardı. Hani soruyorum yani bir sebep ya biz de bilmiyoruz. Yani diyorum ki bana bir sebep sunun veya ben başkanla kendim görüşeyim bana desin ki yani seni beğenmiyoruz veya böyle bir rapor geldi falan. Böyle bir şey açıklayayım hani ben gideyim yani ben hiçbir zaman Galatasaray'ı zorlu çıkarmam. Bana hiç kimse bir sebep sunmadı. Sadece kulaktan dolma işte Mancini ayrılırken bir rapor yazmış. Prandelli de o rapora göre böyle bir karar almış. Mancini ile iletişime geçildi. Mancini öyle bir rapor vermediğini söyledi. Prandelli'ye sordun mu? Prandelli'ye görüşme şansım olmadı. Ondan sonra ben dedim bana dedim ben dedim Galatasaray'ı seviyorum. Ben dedim güzel bir şekilde bana bir açıklama yapın. Ben dedim ayrılmaya razıyım dedim. Olmadı. Ben altyapıda antrenmana çıkmaya başladım falan. Sonradan başka şeyler öğrendim tabii işin içinde neler olduğunu da. İşte benim kadrodan gidip benim mevkime, benim pozisyonuma başkaları talipmiş. Onu öğrendim. Neyse ondan sonra ben altyapı antrenmana çıkarken Abdurrahim abi beni aradı. O zaman seçim, Duygun Başkan seçildiği dönemde. Abdurrahim abi beni aradı. Ya dedi, biz dedi geliyoruz kaptan dedi. Ne olur dedi. Hiçbir şekilde röportaj verme. Sen bir yere ayrılma. Bir yere ayrılma. Benden hiç haber bekle. Benden haber bekle. Kimseye de röportaj vermese sana zahmet yani hiç rica ediyorum falan dedim. Zaten ben vermem. Galatasaray'a zarar verecek bir şey olmaz. Versen bana vereceksin zaten röportajı. Yani en başta sen varsın. Sonra evet Duygun Başkan geldi. Hemen beni zaten geri çağırdılar. Ben dediler ki işte o zaman çarşamba veya perşembe günü dedi ki aradılar beni. Kaptan işte 11'de antrenman var siz bekliyoruz diye. Tamam dedim. Sonra bir daha telefon geldi. Dedi, antrenmandan bir saat önce gelirsen dedi. Hoca seninle görüşmek istiyor dedi. Pran dedi. Gittim bir saat önce odasına. Ayağa kalktı. Hoş geldin kaptan dedi. Hoş bulduk dedim. Bir anda açıklama yapma gereği duydu. Yani işte bu verilen kararda hiçbir şekilde benim müdahalim yok. Müdahalim yoktu. Sportif direktör ben buraya gelirken bana bir liste verdi. Bunları kullanacaksın. Bunları hiçbir şekilde kullanmanı istemiyoruz dedi. Diye bir rapor verdi. Ben tek şeyime cevap verdim. Hocam dedim sağ ol açıklama için ama ben dedim geçmişe takılıp yaşayan bir insan değilim. Şu an seninle beraber takımın için neler yapabiliriz, gelecek için neler yapabiliriz bunları konuşalım dedim. Çok şaşırdı. Ya ne kadar olgun bir insansın dedi. Yani böyle bir şey kolay değildir bir futbolcu için dedi. Dedim ben böyleyim. Ben Galatasaray'ı seviyorum dedim. Ben dedim şu an dedim Galatasaray için. Bir de o dönemde sonuçlar da kötü gidiyordu. İlk zamanlarında. Dedim beraber neler yaparız bunları konuşalım dedim. Öyle devam ettik. Zaten 1-2 hafta sonra zaten Prandelli ile yollar ayrıldı. Cenk Ergün'le görüştün mü? Efendim? Cenk Ergün'le görüştün. Hiçbir şekilde ben de muhatap olmadım. Daha sonra görüştün mü? Hiç görüşmedik. Neden çünkü böyle olduğunu benim düşünüyorsun? Sen nasıl ne düşünüyorsun? Önemli onu. Ya ben bu röportajımda söyledim yani. Hani bazı oyuncuların kaptanlık sevdası benim Galatasaray'dan ayrılmama sebebi. Hangi oyuncular? Yani bunu herkes biliyor zaten. Sen de biliyorsun. Yani ben burada çok fazla isim zikretmek istemiyorum. Şöyle bir şey de var. Yani ben geri döndüm. Hani burada Abdurrahim abi çok severim. O dönemde o da biraz mesafe koydu bana. Çünkü ben döner dönmez kaptan hoş geldin dedi. Bu takımı toparla dedi. Dedim ben dedim toparlarım. Ben bu Galatasaray'ın evladıyım. Oyuncularla konuşurum. İletişime geçerim. Ama dedim benim yokluğum dedim takıma bir kaptan belirlenmiş. Ben dedim gelip de dedim öne geçmek istemem dedim. Madem öyle bir talebim var rica ediyorum gel dedim takıma açıkla dedim. Kaptan geri döndü sorumluluk ondadır diye. Öyle bir olay olmadı. Ben çok fazla şey ama yine de elimden geldiğince oyuncularla birebir konuştum. Morallerini düzeltmeye çalıştım. Neler iyi daha iyi yapabiliriz. Oynayan oyuncular zaten mutludur ama oynamayan oyuncularla konuştuk. İşte biz bir takımız. Oynayan oynama hep beraber bir ekip olursak başarıya ulaşırız. Böyle bu şekilde Hamza Hoca da sağ olsun geldi. Takıma iyi bir hava kattı. O sene şampiyon olduk. Evet. Dördüncü yıldızı taktığımız sene. Üç kupa aldık.
Sözleşmem uzatılacaktı. Sözleşmem bitmişti. Hiç unutmuyorum. Dursun Özbek yönetimi. Sözleşmeye çağırdılar beni. Ben menajerle gitmedim. Kendim gittim. Sadece yanımda bir sevdiğim bir abi vardı. İçeride Mehmet Özbek, Dursun Başkan'ın kardeşi. Cüneyt abi, Cüneyt Tamam, sportif direktör. Hamza Hoca, bir de ben. Dediler ki, kaptan seninle sözleşme edeceğiz. Sana dedi, işte şu kadar ücret düşünüyoruz ve 1+1 dedi. Ben ücreti hiç konuşmadım bile. Sadece Mehmet Bey'le de ilk defa orada karşılaştım. Hani orada tanıştım. Tam Cüneyt abi lafa girecekti. Mehmet abi dedi ki, Cüneyt bir saniye ben Sabri için geldim buraya. Ben onu çok seviyorum dedi. Ben dedi onunla birebir görüşeceğim dedi. Ben sadece tek kelime dedim Mehmet abi ben rakamda sıkıntı yok benim için. Rakam önemli değil. Hiçbir zaman Galatasaray'da rakam konuşmadım ben. 1+1 değil dedi. Niye daha uzun süreli bir sözleşme? Dedi ki ya finansal fair play sıkıntısı yaşıyoruz dedi. Yani 3+1 veya 4+1 imza atılsa 4 yıl borçlu görünecek kulüp. UEFA nezdinde dedi. Tamam dedim sıkıntı yok dedim. Zaten bak dedi. Opsiyonun dedi, o 1+1'i 20 maç koydum dedi. Sen zaten senede 40 maç oynayan bir oyuncusun dedi. Senin için sıkıntı yok dedi. Tamam dedim. Sezon devam ediyor. Tabii hoca değişikliği oldu. Mustafa Denizli hocamız geldi başımıza. Bursa Spor maçı oynayacağız. Maçtan bir gün önce antrenmanı yapacağız. Mustafa Hoca beni yana çağırdı. Dedi ki Mehmet Bey dedi otelde dedi. Kendilerinin otelinde kamp yapıyorduk o zaman biz. Seninle görüşmek istiyor dedi. Tamam hocam görüşürüz dedim ama konunun ne olduğunu falan sormadım yine bilmiyorum da. İşte antrenman bitti işte duşumuzu aldık giyindik otele kampa geçtik. Sonra beni çağırdılar gittim ben Mehmet Özbek Mustafa Denizli üçümüz odada oturuyoruz. Dedi ki yani yarın dedi Bursa Spor'la oynayacağız dedi. Senin dedi opsiyon sıkıntımız var dedi. Yarın oynarsan dedi opsiyon otomatik devreye girecek dedi. Finansal Felipe'yle bizi zorluyor dedi. Ben tabii şaşırdım yani konunun bu olduğunu hiç tahmin bile etmedim. Dedi şu opsiyonu iptal yazısını imzalarsan dedi yarın oynatacağız seni dedi. Yani imzalamasam oynamayacağım. Ben dedim hani Allah yukarıda Mustafa Hoca da hayattadır hala Allah uzun ömür versin. O da şahit hiçbir şekilde sorgusuz sualsiz nereye imza atacağımı sordum. Hani bu, hani o imzayla önümüzdeki sezonun meblasını zaten kulübe geri vermiş oldum. Hani bunu kolay kolay kimseye yapacağını düşünmüyorum. En azından sorgusuz sualsiz yapacağını düşünmüyorum. Mehmet Özbek yanımda başkanı aradı. Dedi Sabri böyle böyle hiç tereddüt etmeden imza aldı. Çok teşekkür etti. Ve dedi biz dedi görevli olduğumuz süre boyunca dedi. Sen dedi hep bizim oyuncumuz olacaksın dedi. Kapımız açık. Yani senin dedi zaten burada futbolu bırakıp futbolu bıraktıktan sonra teknik ekipte görev yapmanı istiyoruz dediler. Ve bunu da sözünü verdi yani birebir. Neyse sezon bitti. Sözleşme yenilenecek. Ben de tatile gittim tabii ailemle. Hiç unutmam Antalya'dayım. Telefon geldi dediler ki kaptan 3-4 güne sözleşmeni yenilemeyi düşünüyoruz. Hani uzaklarda olmasan seviniriz. Ben dedim zaten Antalya'dayım döneceğim. Ben de seni arıyordum. Ne oldu sözleşme yeniledim mi? Devamı soruyordum. Haber kovalıyorsun. Tabii ki haber kovalıyorsun. Tamam dedim ben de. 2 gün sonra dönüş uçağına bineceğim. Hani bilet kontrolünde yer görevlisiyle biletinizi okutursunuz ya. O ara Cenk Ergün aradı beni. Hani ben daha detaya girmem. O bu buralara gelene kadar Cenk Ergün benim ayrılmam için, beni kötülemek için yönetim kuruluyla, yönetim kurulundaki insanlarla neler neler konuşmuş tabii. Melike ben çok doğdum da geldim. Vallahi Cenk'i dövmeye gideceğim herhalde. Bana telefon açtı ve hani böyle bir tavır vardı ya insanı rahatsız eden böyle bir şey söyler ama sen de dalga geçer. Sana niye bu kadar takmış ki abi? Dalga geçer gibi konuşur yani. Sen de dedi sözleşme uzatmayı düşünmüyoruz dedi. Dedim hani dalga mı geçiyoruz? 3 gün önce niye aradınız beni sözleşme uzatmayı? Tatilden evet. Döndün. Böyle karar aldı yönetim kurulu dedi. Kapattı telefonu. Ben tabii şoktayım. Şaşkınlık içerisindeyim. Mehmet Özbey aradım. Benim yapacak bir şeyim yok dedi. Dedim abi sen söz vermedin mi? Ben dedim siz ne isterseniz onu yaptım. Böyle olması gerekiyor dedi. Kapattı telefonu. Yani ayrılık sürecim öyle oldu. Yani hiçbir zaman ben Galatasaray'a ayrılma gibi düşünüyorum. Hiçbir zaman olmadı.